çocukluğumdaki Ramazanlarda hoparlör yoktu. Müezzin şeye çıkardı, minareden çıkardı, şerefeden ezanı okurdu. Anneannem de pencereden görmediği için kulakları da ağır işitiyordu. Ezan okundu mu okunmadı mı, kandil yandı mı yanmadı mı ben ona haber verirdim. Ben de işte çocukluk ya. Tamam anneanne dedim, kandil yandı dedim. Kadıncağız orucunu bozdu. Babam dükkanda orucunu bozardı. Sonra Fatih Camii'nin avlusundan top patladı. Ondan sonra temiz bir dayak yedim. Anneanneme orucu ben 6 yaşındayken erken bozdurmuş oldum. Allah affetsin. Öyle bir maceramız vardı. Şimdi Ramazanların kışa rastlayan dönemini de yaşadım. 36 senede bir devrettiği için yaza rastlayan dönemini de yaşadım. İşte şimdi 69 yaşında olmam, yani onların hepsini gördük. Yaza rastlayan Ramazanlarda buzdolabımız yoktu. Orta halli bir ailenin çocuğuydum. Her evde de buzdolabı yoktu, yalnız bizde değil. Şimdi efendim yazın tabii Ramazanlarda iftar geç yapılıyor. İşte herkes susuyor, soğuk su içmek istiyor. Buzdolabı yok. Fatih'te Malta Çarşısı'ndan testereyle kesilmiş buz alırdık. Rafyalara sarılmış böyle. Fazla oyalanmadan gel yolda bu sağa sola ağzını açıp durma da buz erimesin diye getirirdik. Onlar yıkanırdı. Rahmetli anneciğim onları yıkar. Güzel bir tülbente sarar. Böyle çekişte parçalar. Küpümüz vardı. Küpün içine atardı. Sızdıran küp olacak. Serin tutması için. Musluklu böyle gayet güzel. Ben 12 yaşında filan oruç tutmaya başladım. 12 yaşına kadar böyle hani aldatırlar ya çocukları, sen de tut, seninki öğlene kadar tutarsın sen diye. Öyle bir tatmin anlamıyoruz tabii. Öyle tatmin olduk, öğlene kadar tutarsın diye. Gıdasız ve şeysiz de kalmayalım diye okula da gittiğimiz için, ilkokula falan gittiğimiz için şey olmasın diye, yani besinsiz kalmayalım diye. Zaten İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda dünyaya gelen bir çocuk her şey yok yani. Her şey yok. Nüfus kağıtlarımızda basma verildi. Ondan sonra şey verildi, kömür verildi, ekmek verildi gibi şeyler var. Daha çocukluğumdaki nüfus kağıdımın sayfalı gri nüfus kağıtlarının arkasında o damgalar vardı. Ben onu hatta aksesuar olarak bana lazım olur diye nüfus müdürlüğüne geri de vermedim. Ondan sonra zaten bir sahtekarlık yapacak halimiz yok. Yani onlar öyle, bende hala durur o. Onlarla büyüdük. Yani her eve öyle bolluk bereket şeyler gelemezdi. Yoktu çünkü. Yoktu. Ekonomik durumumuz da o kadar müsait değil. Babam iğneyle kuyu kazan bir orta halli bir terziydi. Böyle aynı, her şey aynı kalsın diye böyle bir tutuculuk içinde de bir şey değilim. Nostalji olarak özlüyorum bazı şeyleri. Tramvaylarımız vardı. Tramvaylar da, eski tramvaylarımız da. Onlardan seyahat ederdik. Delikli parayla 2,5 kuruşlara öğrenci fiyatına. Ondan sonra efendim işte küçük şehir hatları vapurlarımız vardı. Onlardan Boğaz gezisi yapardık. Küçük suya giderdik. Küçük suyun orada Ali Beyköy mısırı kaynatırlardı. Bazı şeyler, bayramlar falan öyle geçerdi ama Ramazanlar gayet mükemmel ve şey, aslına uygun olarak geçerdi. Daha ataerkil ailelerde, çekirdek ailelerde, anneanneli, dedeli, dayılı, amcalı konaklarda daha büyük ziyafetler, iftar sofraları kurulurmuş. Hatta oraya gelenler, bazı evlerin kapıları, öyle evlerin kapıları, varlıklı evlerin kapıları Ramazan'da iftar saatinde açık dururmuş. Gelenler iftarlıklarını yapar. Hatta giderken de öyle bir adet varmış. Ufak bir bahşiş mendil içinde o iftarlıkları sizde iftar yapanların cebine usulü erkanı böyle konulur. O da diş kirası olarak verilmiş. İşte böyle güzellikler yaşadık maalesef. Her şey fast food oldu. Onlar yok, bayramlaşmalar, Ramazanlaşmalar, kandilleşmeler filan. Artık cep telefonlarından mesajlarla oluyor. El ele dokunmak, sarılmak, ten tene kalmadı, temas kalmadı. Uzaktan şarkıda olduğu gibi seni uzaktan sevmek, aşkların en güzeli diye bir şarkı var diye. İşte şeyler telefonlarla ediliyor ya da mesajlarla. Bazı şeyler de yozlaştı maalesef. Ben bundan sonra ben görmeyeceğim belki ama bundan
30-40 sene sonraki Ramazanların ne hale geleceğini merak etmiyor değilim.